Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. O konuştuğumuz enfusim bir halettir. O tuttuğu zaman oluyor. İsmarlamalı olmuyor. Olmadı yani. Başka bir şey yapacağız ama yer yer belki girerse, Allah verirse verir. Derste oluyor o. Anladım ki öyle olmuyor. Bu halet de demek giriliyor. Yalnız onunla alakalı Strasbourg'da bununla alakalı bir soru sordu böyle. Kaliteli insanlar çok ya. Hem de herkes istifade etsin diye şey yapacağım. Abi diyor, sen arabada gelirken sordun ya bir şeyi konuşurken. O alemleri. Dedi ki, çok ilginç Strasbourg'da ama konferansa geldi, oralı değil. Nasıl konferans ediyordu? Yani Başka yerde. panele geldi. Konferansa kendisi geldi ama Strasbourg şehrinde oturmuyor. İsviçre'den mi geldi? Bir yerden gelmiş. Eski de vakıflık yapmış. Dedi ki, abi diyor, içerisi aynı kabul ediyoruz ama dedi yani bana böyle bir müşahhas bir şey verebilir misin dedi bir örnek şeyden sonra çekti ya beni. Hem davet etti. Yani içerisi ya, anlayamıyorum dedi. Dedim ki bu panel bitmiş ama yani bu streste herkes bir şey soruyor, herkes şey yapıyor karabalıkta. Hoşuma da gitti cevabı. Sana dedim şimdi küçük bir tane örnek vereyim. Bununla da alakalı. Bir odun düşün dedim, odun. Al kesiri ortaya kır. Yarıldı. Bir şey var mı? Yok. İnsanı yar. Bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Selahattin abi. İnsanı yar. Karaciğer böyle. Yani bir şey yok yani. Zahirde maddi organlar var. Ne insanın düşüncesini, ne de hayalini, ne de duygularını, ne de ne de elemlerini, ne de imanını, ne de vicdanını göremez. Odunu keserle yar odun, bir ancak kestane gibi beyaz bir şey görürüz. Ama yak bakalım. Odunun içinde bak bu sefer ne çıkacak? Duman çıkmayacak mı İbrahim? Ama kesele yarınca duman yoktu. Isı çıkmayacak mı? Çıkacak. Nur çıkmayacak mı? Çıkacak. Dalga boyları çıkmayacak mı? Çıkacak. Renklerin 7 tonu çıkmayacak mı? Tam 7 tane tonu var. Ama kesele yarınca böyle bir şey yok. Peki nerede bu? Orasındadır o boyutlar insanın. Odundan çıkanlar odunun neresindeyse o boyutlar da insan orasındadır. O iki boyutta mı seyretmek lazım, sadece nurlu boyutu mu seyretmek lazım? Ne iki boyuttaki neyi kastettin? Yani nur da çıkıyor, zulüm de çıkıyor. Ha tabii. İki tarafta mı seyretmek lazım? O zulmetin içinde karanlık da var. Orada da şeylik var. O da vahrece duha vahrece duha vahateşeleyle vahrece duha nurların orada çıkıyor. Mesela zıt ondan da tabii çıkacak. O da bir Adem alemleri. Adem alemleri var orada da. Yani Adem mesela şöyle diyeyim. Biraz da genişleteyim. Mesela insan bu dünyada ne işi var dendiği zaman klasik bir cevap var. İmtihan. Ben o imtihan denilen karpuzu yarmak istiyorum. İçinde ne var? İçinde iki tane temel yapı var. Başka bir şey yok. Bir tanesi vücut, bir tanesi vücutsuz vücut, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat. Nedir? Adem. Yani bu dünyaya imtihan için geldik demek, Adem'i fark edip üzerine vücut bina etmek. Neticesi itibar bunu yapma sürecinde Resul malımız olan yani ana sermaye olan
İstidatlar inkişaf ediyor. Yani zıttı zıttından bulmaya bir de başka bir örnek vereyim. Ustad diyor ki dertler bana derman imiş. Dertten nasıl derman olacak? Ona ait bir örnek vereyim. Çok da soruluyor. Onu da hanımlar sormuştu orada. Ya bu gene bununla alakalı. Zıt zıtı nasıl söylüyor? İki tane dedin ya. Yani siz, yani karanlığı da mı? Evet. Hiç izah edebilir misin? Odun içerisine karanlığı koymak nasıl kolay bir şey mi? Allah'ını seversen yani odunu yaktın. Odadan hiçbir dışarı çıkmadı. Duman da burada, nur da burada, yedi tane renk de burada, ısı da burada, kül de burada. Hangi cihazla tekrar odun yapabilir misin? Zamanı ters çevirebilirsen odun yapabilirsin. Zamana kim hükmediyorsa onu ters yapar. Yani elma, geri gel tomurcuk, geri gel dal, gövde, kök, çekirdek. Eğer bu ağacı geri getirebiliyorsan yanan odunu da geri getirebilirsin. Bak mesela o varlığın içinde Adem nasıl? Mesela dertler bana dermanıymış var ya. Adam günah işliyor. Bak zıttı zıttına nasıl çıkartacağım bak şimdi. Dertler nasıl dermanıymış? Hem Risale'ye cevap olsun hem de bu manada zıt zıtını nasıl koymuş. Şimdi adam rezil kepazi günah işlemiş. Acayip adam. Yapmadı, pislik kalmadı. X şehirde bir tane. Sen benimle dolaştığın için o şehir ismini söylemeyeyim. Allah razı olsun gezdirdiğin için. O beni gezdirdiğin şehirlerde bir tanesi. Beni bir yere aldı. Yani her ne aklına geliyorsa yapmış. Ama öyle bir kul olmuş ki bildiğin gibi değil ya. Yani acayip olmuş. Şimdi öyle bir şey yaptı ki, şimdi ondan misal vereceğim. Adam iki büklüm olmuş böyle. Güzel bir şey nasip olduğu zaman, güzel bir hizmet, güzel sadakadır, zekadır, zekattır. Yani ders anlatıyor. Fabrikada anlatıyor. Kur'an öğretiyormuş. Acayip. Eskisi iyiydi. Eski çocukluğu iyiydi. Şimdi öyle bir zıtta döndü ki bildiğin gibi değil yani. O geçmişi ben nasıl telafi edeceğim? Nasıl Rabbimi razı edeceğim? Yani o günahlar adamı iki büklüm normal yürüyüşü roket yapmış. Bak zıt zıtında cem olmuş. Bir de canlı tutuyor değil mi abi? Hem de nasıl canlı tutuyor? Öyle bir canlı ki ülfeti yok adamın. 1,5 sene oldu nurları tanıyalı. Nasıl çalışıyor biliyor musun? Can başla ya. Ya acayip bir şey. Bu sefer karısı şey yaptı öteki odada. Dedi ki hocam ama tamam döndü tamam bunu isterdim ama ya çoğu akşam da gelmiyor. Bir şey diyorlar işte kamp diyorlar kitap okuma. Yani bu kadar da olmaz diyor tamam mı? Adam öyle bir can 1,5 sene nasıl girmiş parkur öyle koşuyor. Bak dertler bana dermanmış. Bak dermanı görüyor musun? İşte Adem fark edilirse vücut meratipleri çıkıyor. İşte abi bunun neresinde alemler var? Odunun neresindeyse sen de öyle. Dumansız odun düşünebilir misin? Bir düşün bakalım. Yaktığın zaman duman olmaz. Odun olmaz. Ademsiz vücut olmaz. Adem fark edilmesi lazım. Ona ait bir yer var galiba zannediyorum. Fakat onu yapmayacağız. Oraya girersek girmiş olacağız. Girmesek girmemiş olacağız. En iyisi girmeyelim oraya. Bir de bakayım orası mı? İyi. Tamam kalsın. Şimdi biz bu manada dimağ kontrolü onu yapacağız. Dimağ kontrolü
Yani kolay bir şey olsun. Hem uzun yollardan geldik ya, çok uzun 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 bayağı. Ondan sonra şey yapsın. Sema ve duygu kontrolü. Bu kökte nasıl çözülüyor? Sistemi bilmek anlamakla olur. Dima. Dima kontrolü. Dima deyince Abdullah, İsmail arkadaşlar. Duygularınızı ve hislerinizi kontrol etmek için neyi kontrol edecekseniz tanımanız gerekiyor. Yani sistemi tanımak gerekiyor. Kamyona bindin, yükün var. Yokuştan aşağı iniyorsun ve yokuştan çıkacaksın. Ya arabanın frenini bilmiyorsun, tanımıyorsun, yeni bilmişsin. Ne kadar şey olur? Bak, unutmayın. Neyi kontrol etmek istiyorsanız bir kere onu tanımanız gerekiyor. Tanımasa mümkün değil. Size bir formül söyleyeceğim. Dimağdaki kasıt diyelim akıl. Akıllı kontrol ederseniz at olur size. At olur. İstediğin gibi sürersin. Bu size söyleyeceğim cümle ama en az 15-20 sene altyapısı olması lazım ki desin bunu. Bununla ciddi meşgul olduğum için söyleyeceğim. Şu anda söyleyeceğim. Diyebiliyorum. Yani Risale-i Nur'dan bu tespit. Bir, kafana bir kere koy. Sıkıntılarını, duygularını, aklın sana eziciliğini. Aklı kontrol edemezseniz, o sizi kontrol ederse, o Allah belayı veriyor işte. Yani sıkıntıdan kurtulamazsın. Mümkün değil. Ama kontrol edersen ondan daha keyifli bir şey de olmaz. Bak şimdi şey anlatacağım. Akıl bir kere inan. Böyle arabana yaz. Yatak odanda, gardırobunda yaz. Mutfağa yaz, salona yaz şunu. Akıl bir alettir. Veya akıl bir cihaz insanidir. İnsana verilen bir cihazdır. Tamam. Bir kere buna bir inanman lazım. İnanmıyoruz buna. Veya anlamıyoruz. Akıl bir cihazdır. Ne demek? Bu bir cihazdır. Ben miyim? Bu bir cihazdır. Ben miyim? Kamera bir cihazdır. Ben miyim? Bu ben miyim? Kullandığım bir şey değil mi? Anlıyor musunuz bunu? Akıl sizin kullanmanız için size verilen bir cihazdır. Size hükmeden bir şey değil, temelde. Tamam. Eğer akıl cihazını bilirsen, aklın hükmettiği her şeye hükmedersin. Akla hükmedince. Nasıl olur? Aklı tanıman gerekiyor. Nedir? Nasıl tanıyacağız? Akıl bir alettir. Bunu kesin kafana koyacaksın. Sonrasın en büyük buluşudur. Bediüzzaman Hazretleri'nin. Allah da bize ihsan ve ikram etmiş. Bunu altını çizerek, üstünü boyayarak, sağını solunu kazıyarak böyle ders yapa yapa, bangır bangır senelerden bağıra bağıra artık insanlar da elhamdülillah izan etmeye başladılar. Akıl bir alettir. Tamam. Bak bir şey anlatacağım. Bu akıl aleti termometre gibi düşünün. Termometre. Diş ağrısı artı 40 derece veya eksi 40 derece. Cihaza elinizi sürün. Eliniz ne yanar ne donar. Öyle mi? Donar mı? Eksi 40'ı gösteriyor ama kendisi soğuk değil. Cihaz termometre 60 santigrat dereceyi gösteriyor. 60 santigrat derecede suya elini soksan yanar mı İsmail, yanmaz mı? Yanar. Termometre 60 gösteriyor fakat elini sürüyorsun yanmıyor. Böyle bir cihaz. Tamam. Akıl dışarıdan alır, kendisine göre şekillendirir, keser, doğrar, biçer, kaynak yapar, boyar, tamam mı? İnceltir, kanlaştırır. Sonra sana hissettirir. Temeli anlatıyorum ha.
Bak bu şekilde anlatım hakikaten mevzuya hakim olanların işidir. Çok iyi bilmen lazım. Bak ben size odunun içinden bahsediyorum. İçeriden bahsediyorum. Çok önemli şeyler. Bunu bir yazarın eline geçsin şu anlattıklarım. La fakr ve la gurur. İnan vallahi içini doldura doldura, sulandıra sulandıra, detaya ine ine adam kitap yazar. Kitap şu birkaç dakika sonra bitecek konuyu. Şu anlattığım. Biliyorum da ondan yani. Koca bir kitap alın, psikiyatri bir kitabı. 150-200 sayfa Allah aşkına 10 tane el avuca sığacak bir cümle zor çıkarırsın. Ya böyle yani. Şimdi akıl dedik bir cihazdır. Alır dışarıdan, kaynağı dışarıdır. İçeride kendisine uygun yerlerde buharlaştırır, dondurur, keser, kaynak eder, boyar, şekillendirir. Sonra sana hissettirir. O zaman akıl bir berzaktır. Alet. Şimdi anlatacağım. Diman mertebesi vardı. Kaç taneydi? 7. En dışarıdan söyleyin bana. Soğan kabuğunun en dışı. Kırmızı. Sen içe geçtin. En tepe. O en tepe. Doğru. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Gir içeriye. Taakkul. Gir içeriye. Tasdik. İzan. İltiza. İtikad. Şimdi akıl kaçıncı sırada? 3. Bak soğan kabuğu gibi. Tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Risaledeki bunlar yani. Tespit falan değil. Hep bir üstü bir altına hükmediyor. Ha. Aynı böyle işte. Tahayyül. Ona hükmeden tasavvur. Ona da hükmeden taakkul. İtikadı bozuk olanın mesela. Buralar o otomatik bozuluyor. Üniversite diploman varsa sana ilkokul diploma isteniyor mu? Otomatik içinde bu. Şimdi taakkul akıl mı? Şimdi o zaman taakkul akla hükmedersen, düşüncene de hükmedersin, tasavvurana da hükmedersin. Nasıl hükmedeceksin? Bak, tahayyül demek hayal. Dış dünyadaki mekan veya şekil, varlık. Varlığın bizdeki yansımaları. Tahayyül. Mekan olur. Sen mekan değilsin ama varlıksın. Sen de mekansın. O da halı da bir mekan. Halı da bir varlık. Yani varlığın bizdeki yansımaları. Anladık. Resimleri. Resimleri. Anladık. Gir içeriye. Tasavvur ise varlık, varlığın hakikatların bizdeki yansımaları. Yani düşünceler. Bir tanesi eylem. Dışarıdaki gidiyor, geliyor, suda kayıyor, yüzüyor, balık bilmem, ördek, adam yüzüyor, ne bir araba gidiyor, uçak gidiyor, koşuyor. Şekil. O şeklin arkasında olan düşünceler. Seyrettiğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar, duyduğumuz sözler, ana babamızdan, babaannelerimiz anlattığı hikayeler, kesikbaş hikayeleri, cinlere ait korkutucu şeyler, bir sürü. Hepsi tasavvurda. Bunlar ne yaptı? Akla veri topladık. İki kaynaktan beslenir. Mekan ve hakikat. Yani düşünceler. Tamam. Sonra bu içeri girdi mi alete? Bunu besliyor. Taakkulu besliyor. Gördük ilk önce resmettik. Onun hakkında bizim bir düşünceler oluşuyor. Okuduğumuz kitaplara göre ne gördün? Diyelim sığırı. Bir nurcu görse sığırdan ne anlar? Bir Alman görse ne anlar? Bir Süleymancı görse ne anlar? Bir Mahmut Efendici görse ne anlar? Sığır işte. Herkes de farklı olur. Herkesin gördüğü aynıdır. Ama gördüklerine yükledikleri mana herkese göre değişiktir. Sebebi o düşüncelerini hangi zeminden besliyor? Yani kitap mı okudu? Cahil mi? Televizyon mu seyrediyor? Leylim leylim mi? Esbab perest mi adam? Bak değişiyor. Şimdi düşünceler. Şekiller ve düşünceler akla girdi. Girdi mi kardeş? Girdi. Şimdi aklın içerisinde şekilleniyor. Kesiliyor bunlar. Doğranılıyor. Aynen olabiliyor veya
değiştiriyor. Sonra sana onlar şöyle yansıyor. His veya duygu. Burada girdikten sonra sen evirip çevirebiliyorsun. Yani dış dünyayı aynen yapmıyorsun. Formatını değiştiriyorsun, hakikatını değiştiriyorsun, genetiğini değiştiriyorsun, DNA'sını değiştiriyorsun, RNA'sını değiştiriyorsun. İstersen aynı yapıyorsun. İçeri girdikten sonra sana nasıl yansıyor? Sana his ve duygu. Tamam mı? Mesela bir tanesini söyleyeyim, eylem yapayım. Yemek yedik şimdi. Ama bir tanesi anlatsa. Ya Adana kebabı şöyledir, Urfa çiğ köftesi, çiğ köfte Adıyaman, lahmacun Urfa, şöyledir, balık Karadeniz. Anlatıyor, anlatıyor. Şey yapıyor. Tasavvurumuzu aktif ediyor. Yani düşüncelerde açlık anlarımız var ya, aç olduğumuz. Onları aktif ederek suni bir salgılama, açlık salgısı geliyor. Gördün mü? His. Veya birisi yok. Aynı yemekle misal veriyorum böyle. Paldır küldür yiyor yani. Bodozlama gidiyor adam yani. Şimdi o adam diyor, vay Allah Allah ya. Veya hiç umurunda olmayan, bir çatırına gelmeyen bir şeyi şekli gördü hemen vücut değişiyor. Öyle değil mi? Yani bu iki şey bize rağmen çalışıyor. Duyduklarını, gördüklerini. Neyle? Gördün, çalışır. Ondan sonra işittin, çalışır. Tad aldın, çalışır. Kokladın, çalışır. Dokundun, çalışır. İster isteme çalışıyor. Bak. Ses de çalışıyor. Bunlar çalışıyor. İster isteme. İçeriye giriyor, canlanıyor. İçeri giren her şey ama ne sokuyorsanız adınız gibi bilin, canlı ve ruhludur. Şansın yok. Hiçbir şansın yok. Durduğu gibi olmaz. Bu telefona baktım ben. Tamam. Şimdi telefon burası gibi değil. Bende canlıdır. Devamlı aktif. Çok şeylerde kullanılacak. Mesela bir yerde bakacağım. Ya bu telefon iyi değil ya. Niye? Var ya hayalimde. Ya o telefonu. Nereye göre iyi değilsin diyorsun. Daha önceki şey. Bak canlı, aktif, iş yapıyor. Her şeyde böyle. Ondan sonra sana yansıyor. Yani akıl da sana şöyle yansıtıyor. Dış dünyadan, şekillerden ve düşünce okudukların, seyrettiklerimiz içeriye giren akılda yapısında değiştiriyor, eviriyor, çeviriyor, kesiyor. Bize duygu ve his olarak yansır. Ne olur? Kendimi çok kötü hissediyorum. Oh. Tamam. Mesela Yalçın anlattı değil mi aşağıda? Şeye binemiyor. Nereye binemiyorum dedi. Asansöre binemiyor. Sen yoktun galiba. Asansöre binemiyor. Niye binemiyorsun kardeş? Vardı ya burada bir tane Bremen hanımefendi birisi. Hanım. Hatırladın değil mi? Nasıl inip çıkıyordu şimdi? Şahane o zaman. Yani akıl nasıl yapılandırıldıysa eskiden sana öyle hissettiriyor. Ondan sonra yeni giren şeyleri de o şekilde sokuyor. Mesela suyu buzdolabına sokarsan donuyor, kaynatırsan kaynıyor. O kadar. Onun gibi. Yani daha önce asansörde bir hal geçirmiş. Tamam? Bu bizim elimizde. Ha, bir şey geçirmiş, asansörde ceyran kesilmiş. Biraz korkmuş, ışık da kesilince. Korkunca ervah habiseler devreye girmiş. Bunda bir korkmuş. Artık bunun adı kaydedilmiş. Kaydedilince bunun adı tramva olmuş. Asansörün önüne gelince hemen onlar... Hemen geliyor. Hemen aktif ediyor. Böyle hemen o. Hani bu telefonu görmüştüm ya. Şimdi 2 sene sonra dükkanda bakıyorum telefona. Orada. Ya bunun hakkında konuşuyor. Ya iyi değil ya. Bu çok kalın bilmem ne. Buna kıyas ediyor. Şimdi asansörde böyle bir geçirmiş mi? Geçirmiş. Asansörün kapısına gelince hemen tak o devreye getiriyor şeytan. Tak. Gene nefes alamazsın. Ondan sonra ya 3-5 kat çıkacaksın. Zaten asansöre binmek caiz değil pek. Caiz değil deyince bir dini kaydı değil. Ya bu kadar yiyip içen bu asıl insanı bir de asansöre biner mi ya? Böyle bir şey olur mu? Yürüyeceksin kardeşim ya. Boşa, yanacak, vücut yanacak yani.
Binme kardeşim, asansörde ne işin var? Ben elimden geldiği kadar pek binmem yani. Ha. Dini değil de yani bedensel sıhhat bakımından. Şimdi binmiş asansöre. Durdun. La baba demiş çocukların. Bir şey yok. Aç çıkıyoruz. Niçin onunla beraber olan gayet rahat da bu kuş yapıyor? Burada. Ortamda böyle bir şey var mı? O şey arşiv aktif oldu. Kimin aktif etti? Şeytan düğmeye bastı. Düğmeye bastı işte. O anı yaşamıyor şu anda. Şu anı değil. Geçmişteki kaset açıldı. Geçmişteki kaset çalıyor şu anda. Geçmişteki kaset. Neyle aşacaksın? İşte bu anlattığım sistem nasıl çalışıyor? Hayaline değil, realiteye bakacaksın. Asansör bak, inip çıkıyor. Ha, çıkıyor işte. Beraberiz. Her şey kontrol altında. Endişe edecek hiçbir şey yoktur. Sistem, yani hakim olmak istediğin ne varsa o bir kere sistemi çalışmasını bileceksin. Ve ona o zaman hakim. Yoksa her daim farklı farklı konuşursun. Bunu yapabilmen için sistemi tanıman ve bilmen lazım. Yoksa her asansörde sen bu işkenceyi çekeceksin. Asansör bir misal yani. Karanlıkta kalkamazsın, tuvalete gidemezsin. Tamam. Ondan sonra insanlara suizan edersin. Kendini kötü hissedin. Kardeşim kendimi kötü hissediyorum. Nedir o? Ya, aklın bize hisleri değil mi? Bak akıl dışarıdan alıyordu, içeride değiştiriyordu, bizi yansıtıyordu. Ne yansıdı? Kötü hissediyorum kendimi. He, kim? Akıl getirdi bunu. Ya dışarıdan almış veya daha önce kendini kötü hisseden bir olay yaşanmış. Depoda var. O kaset çalıyor. Kaset çalıyor. Sen zannediyorsun bu bakıyorum da şu an. Hayır. Kaset çalıyor. Sistemi bileceksin ya. Sistemi bildin mi? Çok kolay. Büyük zatlar ve peygamberler sıkıntı çekmedi mi? Niye onlara gülgülistan oldu? Dertler bana dermanmış. Yani sanki 28 sene işkence çekmiş. 27 defa zehirlenen adam diyor. La zehir sana nasıl derman olur? Sistemin keramet mi? Hayır. Abi ne diyorsun ya? Bize keramet. Bize mucize. Allah'ın ayrı bir tecellisi mucize. Demek burada şeytan aklı Allah'ın şuunatının zıttıyla meşgul ederek bizi ondan uzaklaştırıyor. Evet. Adem'i vücudu getiriyor. Mesela getiriyor. Aha şimdi öleceksin. Kalbin duracak. He. Şeytan şurada, tasavvurda. Şey, vehim. Vehim burada. Tamam mı? Vehim. Şimdi şeytanın şakirdi nefs emmare. Nefs emmarenin de bu kullandı. Oysa şeytan kalpte vesvese verir. Nefs emmare vehim verir. Ama nefs emmare de şeytanın askeri olduğu için o adam hükmediyor. Şimdi sana neyi getiriyor? Daha önceki hadiseyi aktif ediyor. Oysa bir konuşsan, iki kelam etsen. Tamam. Ne yapıyor? Uçak sağlanıyor. Hemen uçağın sağlanmasından niçin endişe? Uçak sağlanırken mezara giriyor. Aha mezara yıkandım giriyorum. Mezara şu anda ölmeden canlı canlı girmek ne demektir İsmail? Canlı canlı girmek neyler hissedersen uçağın sallanmasında onu hissedersin. Çünkü uçağın sallanmasında uçak düşüyor. Vehim yapıyor bunu. Uçağım düştü. Çakıldı. Beni ormanda buldular. Aldılar, yıkadılar. Şimdi gömülüyorum. Bu kadar silsile olmuş, bitmiş. Şu anda yaşıyorsun gibi uçağın sallanmasında mezarın içini sana yaşatıyor. Yani onları varmış kabul ediyor, olmuş kabul ettiriyor şeytan. O silsileleri yok. Uçağın sağlanmasından düştü, ormanda buldular seni zor şer, yıkadılar, kefene koydular, kabre konuyorsun. Şimdi kabre, şimdi düşünüyorum, kabre konuluyorum. Lan kabre konuldu da ondan sonra düşün işte. Ha bu sonu getiriyor, kabre konulmak ne demektir? Şu an uçak sallanırken sana yaşatıyor. Sonu. Ben de aynı kanunu şeytana çakarak diyorum ki ne olmak istiyorsun? Mesela dergilerde çıkmıştı o. X biliyorsunuz. Birkaç dergi var bunu yayınlamıştı.
Araba sürmek hastası. Jaguar mı diyorlar vesaire. Kardeşim bak, Jaguar'a bak süreyim. Aynı hisse almazsa tamam. Arabayı sürerken his olmayacak mı? Atom. Sen hangi arabayı daha çok seviyordun? Aynı, tamam. Tamam. Şimdi bir tanesi vardı. İşte lüks bir araba. Bu Almanya'nın Porsche mi diyorlar? Evet, Porsche. O sürmek istiyor. Bak, gözünü kapat. Bir tane araba al dedim. Hangi renk olsun? Yanımda oturuyor. Aynı beraber yapıyoruz biz. Şu Stuttgart'ta yaptık. Tamam abi. Hangi renk olsun? Abi beyaz olsun. Tamam. Bir arabaya. Hayal et. Neyse, hayal ettirdim. Bindirdim. Bin. Hadi çalıştırdın. Ben de yanındayım. Tamam. Gör beni. Gör, gör. Tamam abi. Yavaş bir daha. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Çalıştırın. Şimdi tak. Hadi beni gezdiriyorsun. Artık trafikte kilometre yok. Hadi bakalım. Aynen yapıyor hareketleri. İşte aklı o kadar böyle bir cihaz ki hayal ile gelen bu resimleri göz realiteden gelen resimlerle ayırt edemediği için aynen olmuş gibi bilir, bilince de sana öyle hissettirir. Aynen hissedersin. Şeytan bunu kullanıyor. Ölmeden, kabre girmeden, hasta olmadan kalp krizi geçiriyorum. Şekerim, beynim tamam, beynim patlayacak, yüksek tansiyon. Beyin kanaması geçiriyorum. Hastaneye gittim, kan altında yarım felç oldu. 3 gün sonra vefat ettim ama bu akılla vefat ettim. Vefat ettim. Sonucunu alıyor. Şu anda bir şey yerken getiriyor. Bak, vefat ettin. Bırakıyor. Bunun adı da alerji. Toz gördüm halıda. Bak şimdi burnum patlayacak ha. Hakikaten pat diye patlatıyor. Ben doktora gittim. Alerjim var mı diye merak ettim. Dedi ki sana test yapmayacağım dedi. Yoksa bir alerji çıkar. Alerjin çıkar dedi. Evet. Ne yaptı? Otomatik olan sana alerjiyi soktu şimdi. Hayır, alerji yap, test yapmadı. Şimdi ben de hiçbir şeye alerjim yok diye. Sabır ettim için. Bitti. Ama ne diyor sana? Ama mutlaka çıkar diyor. Hayır, test yaparsam alerji çıkar diyor. Her insanda çıkıyormuş yani. Mutlaka bir şey çıkabiliyormuş. Çünkü niye? Bakayım ne çıkacak diye alıyor. Hemen o düşünce kanı değiştiriyor. Hemen kan değişiyor. Nasıl değişiyor? Deneyin. Bende oldu. Onu zehirlenmede. Dedim ya bir gideyim tansiyonuma baktırayım. Zehir. Bir 3 gün sonra. Gayet iyiydim. Ya ben bile ya. İşte ondan sonra bu dersleri Allah bana verdi. Allah Allah. Doktor bey de hemen heyecanlandı. Doktor da akıllıydı. İşi biliyordu. Bir bak. Çok zirve dedi ya, bunun tansiyon nasıl bir şey dedi. Ya dedi, şimdi heyecanlandı onun için dedi. Bırak tansiyonu dedi. Bırak dedi, ölçüm, tamam ölçüm dedi. Bak simasını, bak yok dedi. Düşünceleri imal ediliyor. Ama bu derslerim yoktu ya. O zaman yoktu. İşte Allah indirdi ki bu Müslümanlara bu konuda faydalı olasın diye. Demek ki sisteme sahip olacağız. Buraya kadar anladık değil mi? Bu anlattıklarım var ya, kaçta 15-20 dakika sürdü ama inanın bana o kadar teknik bilgi var ki bu anlattıklarımın içinde. Tek o aklın berzah olduğunu, dışarıdan aldığını, bir çeşitli formatlardan geçirip ondan sonra odun gibi malzeme giriyor. Ondan sonra bunu gidiyor fırına veriyor, dumanını ayırıyor, ısısını ayırıyor, yedi renk ayrıştırıyor, külünü ayrıştırıyor, sana hissettiriyor işte. Dumanını hissediyor. Boğuluyor. Ne oldu ya? Duman. Odun duman değil. Onu ayrıştırıyor. Dumanı bu tarafa. Ama bütünlük olsa gayet de koyuyorum. Ama ayrıştırırsan boğar seni. Ve ayrıştırırsan yakar seni. Bakış tarzı çok önemli. Mesela ben odunun yandığını kabul etmiyorum. Diyeceksin ki nasıl ya? Bir realite değil miyiz ya? Sen manyak mısın? Bak. Bir doktor dedi ki inan vallahi çok garip dedi ya. Nasıl bir kafa bu dedi ya. Söyledim. Psikiyatriye de söyledim. Ben odunun yandığına inanmıyorum. Abi ortada bir şey var dedi. Bak şimdi. Mecidiyeköy'de bu doktor. Telefonda. Dedim ki odunu bir de böyle bak bakalım. Yanıyor mu yanmıyor mu?
Ben kirbitle oduna delik açıyorum. İçeride hapiste olan nur çıkmak istiyor. O delikten bir fırladı, of be. Hapis olan nur ve ısı hürriyetine kavuştu. Dışarıda yandı gözükürken içeride hürriyet hakikati var. Of be. Meğer kirbit delik açmış. Ümit, odundan delik açmış, açınca içerideki nur var ya, meğer hürriyetine aşıkmış. Çıkmak istiyormuş böyle. Senelerde mi hapismiş burada? Ruh da böyle mi abi işte? Ruh da böyle. Çıkmak istiyor. Çıkmak istiyor. Dışarıda yanmak, içeriden baktığın zaman kurtulmak var. Dışarıdan ölmek, ruh noktasına bakınca ceset hapishanesinden kurtulmak var. Yusuf'u kurtarmak kuyudan. Ölüm bu. Odun yanıyor mu şimdi merkezde bakınca? Odun yanmıyor kardeşim. Onun için sıkılıyor. Evet. Dışarıdan bakınca böyle. Odundaki o hürriyete kavuşunca bu odunu kirbitle delen adama da içindekiler diyor ki hey Allah razı olsun. İyi ki beni hürriyetime kavuştu. Sana da bir iyilik yapayım. Üşüyordun, sana hafif bir ısı vereyim. Hop bizi sarmalıyor. Okşuyor ısısıyla. Aydınlığıyla. O teşekkürmüş o. Abi de durumun iyi değil dedi. Aynen öyle dedi. Peki abi şöyle bir şey. Mesela Allah Resulü'nü gören üç tane mesela düşmanı. Birisi görmüş. Mesela aklına yüklediğini ama karşı karşıya gelince hani ona hemencik bağlanıvermiş. Ben bir aynayım dedi. Bir diğeri görmüş. Mesela diyelim ki hani onun güzelliğini gördüğü halde ama düşmanındır demiş. Diğeri ise hem güzelliğini görmemiş hem de düşman olmuş. İşte bu işte. Bu mana. Ortaya çıkıyor. Odun. Odun işte bu kirbit zemininde ortaya çıkıyor. Sırf odunun dumanını görmüş Ebu Cehil. Sırf nuru görmüş Ebu Bekir. Biz de bakıyoruz odun işte. Resulullah'a da böyle bakarsın. Bir adam zannedersin. Ebu Bekir bu noktada bakmış. Odun gibi gözüküyor ama nurdur diyor. Yani odun da kasıt ceset. Odun yani ceset işte. Enfusi dinamiklerimizi aktif edip seferber etmek lazım. Sığınılacak, yardım alınacak en müessir kaynak sana yine sensin. Yani sıkıntı mı var? Yardım alacağın yer sensin. Batınını uyandır, devi uyandır, sistemin farkında ol, derman dertler içinde olduğunu, hariçte olmadığını idrak et. Yani sıkıntı mı var? Derman burada. Çünkü dertler bana derman imiş. Biraz önce anlattım. Günah adamı ne yapmış? Değil mi? Günah adamı fişek yapmış, fişek, roket yapmış. Nasıl hizmete konuşturuyor? Ya dur rahat ol dedim. Evini de ihmal etme dedim. Abi dedi geçmişim çok kötü dedi. Ne kadar ömrüm olduğunu bilmiyorum. Ağlıyorum ve duramıyorum. Bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişiyi daha söyleyeyim diyor fabrikada. Tuvalete gidiyordum birisine denk geldim dedi. Fabrikada plastik bardak fabrikasında çalışıyordum. Ya tam tuvaletimi unuttum o hava tuvalet giderken o da hemen orada anlattım dedi. Bir kişi daha ne yapmış hak? Onu nasıl dertler bana dermanıymış. Günahlar, rezillikler hizmete malzemeymiş. Demek ki batınını uyandır, devi uyandır. Sistemin farkında ol, derman dertlerin içinde olduğunu anla, hariçte olmadığını idrak et. İç dina, dışarıda dolaşma. Kendine yatırım yaparak kendini tanımaya çalış. Abi ne var işte? O adam dediği gibi. Keseri bir vur. Tak. Tak. Yar ikiye. Ne var odunda? Ümit bir şey var mı odunda yarınca? Hiçbir şey yok. Yok. Görünüşte yok. Anlıyor musunuz bunu? Ama neler varmış değil mi? Kim eğer
keserle anlaşılmıyormuş. Orayı delmek gerekiyormuş kirbitle. Kirbit deliyor. Merdelince içinde gaz varmış. Pşşş. Der tamam. Yol aç. Yol aç. Delik yol açma. Dedi, abi dedi ama yakıyor dedi. Buradaki hürriyet, buradakilerin hürriyetini de kavuşturmak için ona yardım ediyor dedim. Yakmıyor. Öyle gözüküyor. Bu kitabın içinde, masanın her tarafının içinde, halıların, perdelerin içinde de hürriyete aşık, susamış ama hapsedilmiş. Orada yapılar var. Nur. Isı, ışık var. Bu işte bu ateş dediğim şey onu da çıkartıyor, hürriyetine kavuşturuyor. Doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yap. İçsel enerjini tüketen, içsel enerjin var ya, iç enerji. Abi bunu nasıl yapacağız? Abi nasıl düşünüyorsun? Zor değil. Bak bunlar nasıl düşünülüyor? Zor değil. Ben size bir format malzeme vereceğim. Bu anlatacağım malzemelere ne kadar uyarsanız otomatik siz de böyle bakabileceksiniz. Ve hepimiz. Bizi tüketen malzemeleri söylüyorum. Yani bunları düşündürmeyen malzemelerden bahsediyorum. Ne o? Haset, kin, nefret, gıybet, tulu emel, bitmez tükenmez dünyevi arzu, hedefler gibi enerjini boşaltan ve kendi kendini tüketen sıfatlarını fark etmen, onlara karşı çözümler üretmen lazım. Bizi içsel enerjiyi tüketen bu. Mesela bak bir sana söyleyeyim İbrahim. Geldin dershaneye. İşten geldin. Kafayı taktın birisine. Dershaneye geldin. Çantayı koydun. Oturup ders çalışacaktın. O gün birisine rastladın. Oğlum bana diyemedim ya. Keşke deseydim aşağılık ya. Adama bak ya. Lafta attı ya oradan. Ben bayağı şey yapmıştım ya. Ulan adama bak ya. Nasıl bir şey lazım payına vermedim ya? Gittikçe çoğalıyor abi. Gittikçe çoğalıyor. Yani. Gittikçe çoğalıyor. Evet. Şimdi oturdun, kaç saat geçti biliyor musun öyle? Tam 1,5 saatin gitti. İç enerjin bitti. Şeytan da zaten. Yapıyor. Olay bitti zaten. Burada da bitirdi. Peki abi ne yapacağız? Geldin. Geldi değil mi şeytan? Vay be bak. Kaseti çalmaya çalışıyor adam. Pilere basacak tamam mı? Pilerine basacak. Takya onun için çıkarttım kafa bak. Vay namussuz. Vay o sana nasıl dedi ya? Sana nasıl dedi ya? Sana sen denildi. Al hem nankör adam. Ne kadar iyilikte yapmıştın ona. Dediğin anda şöyle yapacaksın. Ya Rabbi ona iman ver. Allah'ım o almana iman ver. Ya Rab onu da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tanıttır. Ben, o niçin yaptı? Normal. Ben niçin yapmam? Bu kadar risale okuyorum, dershaneye koşuyorum. Bu kadar yapıyorum. Acaba benim bildiğimin yarısı o bilseydi, böyle yapar der miydi? Ya Rab merhamet et. Şeytan diyecek, oğlum manyak ya, şuna bak da dua ediyor ya. Vallahi bir daha et başka canım. Bırakın gidin. Tabii ya çekip gidecek de dua mı ettirecek sana? Adam evliya. Hemen ne yaptın? Hemen duruyor, hiç başka iş... Böyle şey yapamıyorsun yani. Uğraşmıyor. Vallahi öyle, billahi öyle. Deneyin ya. Reçeteyle satılmıyor. Yan tesiri de yok. Bir deneyin be dedemi ya. Allah için bir dene ya. Haset ettiğini bak. Hele aynı adam 2-3 defa dua edersen o adam evliya yapıyor senin için. Nasıl aynı adam? Ya anlatsana onu. Aynen ne demek? Şimdi ben böyle mesela bir arkadaşla devamlı dershanede tesbihatta otururken o tesbih şeye... Ne yapıyordun? Yani çekiyorlar ya. Ha. Böyle hızlı. Acayip gıcık geliyordu yani. Gıcık oluyordu. Bak şimdi. Bir realitesini attı, anlatsın. Attı, bana arabada anlatın da. Hatta yakında düşmanlık yapacağım yani. Uzak oturmaya çalışacağım ama hep de benim yanıma geliyor. Ne yapıyor? Ya pas. Yani bütün hepsi öyle. Bak şimdi. Ondan sonra bir yerde bu böyle bir şey duydum yani. Risalelerin içinde duydum galiba. Ya da bir abi böyle bir şey anlatmıştı gene. Pardon benim de dua ettim. Yani onun için ne kadar hayırlı dua varsa ettim.
Dua ediyorsun. Allah'ım dua. Bir oldu, iki oldu, ediyorum, ediyorum. En sonunda var ya, o adamın o sesleri bana sanki cennette bülbüllerin şakılması gibi ses geliyor. İçimde ses ne diyor biliyor musun? O adam evliyadır, sen kendine bak ya, kendine uğraş. Kendine dua et, ne adama dua ediyorsun? O adam bu devirde gelmiş, burada dershanede oturmuş, tesbih çekiyor. Bir tesbih, bir subhanallah diye şu adamın 33 subhanallah. Öyle yok açık artıyor yani içimde. İçinden? Evet. Yeter ki dua etmesin diye. Evet. Yani ne anlatılıyor biliyor musun şimdi ne? Bak arkadaşlar çeşitli örnekleriyle netice aynı. Sistem nasıl çalışıyor? Sistem böyle çalışıyor. Altına ezilirsin sistemi. Yani şeytan denilen virüs bilgisayar sisteminde adam videonu yavaşlatıyor, açmıyor, resimler çıkmıyor, bilmem ne yapıyor, bilgisayar açıyor. Ne var diyorsun? Virüs var. Allah bilmem, Allah belanı versin bilgisayar diyor musun? Antivirüs takıyorsun, tak temizliyor, tamam. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Antivirüs. İnsanın her zaman aklına gelmiyor mu abi? İşte ama o, devamlı, işte yapa yapa onun için tezek, Kur'an'da devamlı aynı şeyi tekrar etmiş. Hı. Bu belki bu dersi benden, belki 10 defa duydunuz. O şeyi siteden duydun o. Hasedin çaresi, dinlemişsin de ondan. Hasedin çaresi devamlı ona dua etmektir. Orada geçiyor. İçimizi yiyip bitiren, yani bunları yaptırmayan olumsuz enerjilerin zemini şu, enerji şu. Haset, kin, nefret, gıybet, tulu emel gibi sufli sıfat. Her derdin dermanı olan imanını arttırmak ve imanı aktif etmek olan ubudiyet ve ibadete sarılmak. Mubikat-ı sebayı kesinlikle yanaşmamak. Mubikat-ı seba nedir? Mubikat-ı seba. Yedi. Kötü bir şey değil mi? Yedi, evet. Yedi kebair. Nedir o? Katl. Zina. İçki, kumar, gıybet değil, zina dedik, kat-i silahiray, barla var mı barla? Var. Niye ezberleyemiyoruz İftira peki? İftira da var, yok mu iftira? Ya. Var, var. Niye böyle şey yapamadık? Zina. Sen de bilmiyorsun Hasan da, ne adamlar da şey yapıyorsun kumar. Peki? Kumar, kumar. Ha kumar. Kumar. Zina. Zina. İçki. İçki. Kat-i silahiray. Dine zarar verecek bir dalara taraftar olmak. Evet. Bak. Yedi kebairi soruyorsunuz. Kebair çoktur 335. Fakat ekberül kebair ve mubikat-ı seba tabir edilen günahlar yedidir. Katl. İlla adam öldürmek değil. İntihar. Zina. Şarap. Hukuk-u validen. Yani kat-ı silahiray. Kumar. Yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bir dalara taraftar olmak. Buna kesinlikle uzak dur. Başka? Teslim, tevekkül ve tefekkürümüzü artırmak. Dersin konusu neydi? Dima, duyguların, dima, duygu ve hislerini kontrol etmek için bunlar yapman lazım. İmanını artıracaksın. Teslim, tevekkül, tefekkürünü artıracaksın. Başka sadaka ve hayır ve hasenat yapacaksın. Sık sık dua yaparak Allah'tan yardım isteyeceksin. Hayır ve sadaka yapacaksın. Sadaka ve zekatını zaten yapacaksın. Başka kendini tanıdıktan hangi alemlerin hulasası olduğunu bildikten o alemlerin seni ziyaret edip kendilerini ifade etmelerinden daha tacip etmemeni sağlıyor. Yani 18 bin alemin hulasası mıyız? Evet. Her bir alem kendisine uygun lisanla nasıl tanıtıyorsa seni ziyaret ediyor. Aa bir bakın fiyakan değişti. Aa bir bakın haletin değişti. Aa manyaklaştın. Asab oldun. Tuhaf oldun. Ya o bazen coşuyorsun, uçuyorsun, kaçıyorsun falan. Neyin nesi? Alemler sana ziyaret ediyor. Kendisini böyle ifade ediyor işte. Diyeceksin şu anda bir alemin tesiri altındayım. Bak Kuksa Efendi. Yüzlerce kilometre deniz çekiliyor. La la Allah Allah bu deniz nasıl çekiliyordu falan. Şilepler çalışıyor, gemiler çalışıyor. 6 saat sonra öyle mi?
6 saat sonra biz yürümüyor muyuz orada? Yürüyoruz, adaya geçiyoruz. Ama okyanusun ortası, yürüyoruz. Yani o alem geldi, ay geldi, denizi çektiği gibi o alemler de geliyor, seni çekiyor kardeş. Onları kontrol altına almak... Yok diyor ki üstad, notalarda bir şey yapma diyor. Meşgul olma diyor. Hiç meşgul olma. Bırak o gidecek zaten. İstesen de durmaz. Duramaz. Abi duruyor. Sen durduruyorsun yani, meşgul oluyorsun. Ha neyin nesi ya, nereden geldi? Allah Allah ya, kendim gibi. Yok. Hiç. Gül geç. Bela ve musibetin yüzüne gül. O da küçülür. Eder tebeddül diyor. Gül ya arkadaş ya. Yağmur yağdırılıyor, tamam mı? Derse gidiyorsun İsmail. Yağmur acayip ip gibi. Tam da otobanda. Tamamen sapak bir yerde. Yani acayip de şey. Lastik patladı. Yedeği bir aldın. İstepte. O da patlamış koymuşsun. Zamanında yapmamışsın. Ne yapacaksın biliyor musun? Güleceksin arkadaş. Allah bilmem neyini versin. Ustad diyor ki bak burada da ustad hükmetmiş. Çaresi olana acizliğe kapılma. Çaresi yoksa da ceza verme ya. Çaresi yok şu anda. Ceza ne veriyorsun ki? Ulan lanet olsun. Allah kahretsin ya bana. Davetten olacaksın. Bunu söylerken ben bunu böyle mutlaka yapıyorum değil. Yapabilme, hep beraber aynı şey sıkıntımız var. Yapabilme nispetinde rahat edeceğiz yani. O kadar. Gül diyor, gül. Şeytan tam bir fırsatıydı. Vay be falan. Hani ahmaklığın bir alameti de var diyor Peygamber Aleyhisselam. Eşyaya lanet okur diyor. Ulan lanet olsun ben sana. Allah belanı versin. Demek ahmaklıkmış yani. Hadis de geçiyor. Eşya. Lan senin Allah belanı versin lan. Ne yaptın lan? Ne belanı versin? Sen böyle koydun, böyle gitti. Yani hepimizde manyaklık var yani. Tam akıllı değiliz ki. Küllü nasıl mecnunun ala kaderi lava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir. Diyor Peygamber Aleyhisselam. Abi ben de hepimiz deliyiz. Ama diyor ihtilafil cunun. Delilik derece derecedir. Niçin? Allah'a ve ahirete inanacaksın. Hesaba çekileceğini inanacaksın. Sonsuz hayat burada inşa edildiğini bileceksin. Rahatça günah işleyeceksin. Delilik değil de nedir ya? Kim ne kadar günah işliyorsa o kadar delidir. Tamam Selahattin Hanım. Kendini tanıdıktan, onu okuduk. Kendini tanıyan ve alemlerle tanımlayan insan kendine yakışır güven ortamını oluşturur ve çevre edinir. Artık ona nasihat ve vaaz etmeye ihtiyaç kalmıyor. Ya diyorsun ya... Ömer, Münih'te şöyle şöyle cevap böyle böyle. Ya kardeşim ona hak ve hakikati verdin mi? O kendisini bulur. Hala dersleri böyle birkaç defa şey yaptık, anlattık vesaire. O çevrede dersen aramıyorsa, bu derslerin nerelerde yapıldığı aramıyorsa zaten bir şey yok. Yani. Sen ona enerji versen o bulurdu. Adamın niyeti yok. Niye? Adama soruyorum, nerede oturuyorsun? Kars'ta. Edirne'nin fiyatını biliyor. Kars burada, Edirne burada. Nerede oturuyorsun diyorsun? Edirne'de. Kars'taki peynirlerin fiyatını biliyor. Arsanın fiyatlarını biliyor. Onu biliyorsun, onu niye bilmiyorsun? İhtiyaçla hissetmiyorsun ki. Şeytanın geliş kaynağı ve hikmeti bilinirse, elindekilerin kıymetini ve evhamın ve vesvesenin hakikatini çözmüş oluyorsun. Şeytan niçin yaratıldı? Ben şeytanın işletim sistemi kabul ediyorum. Bilgisayardaki virüs gibidir. Her yere giriyor. Durdurmaya çalışıyor. Antivirüs koy kardeş. Diyeceksin ki, abi antivirüs koydum gene girdi. Ha, şeytan güçlendi, değişik savunma sistemi yaptı. Ne yapacaksın? Antivirüsü kaçak yaparsan olmaz. Yeni, devamlı aktif edeceksin. Yenilen, güncelleyeceksin. Ya, antivirüs, yani virüse karşı o sistem her gün veya her hafta güncellemen lazım. Yeni donanımla desteklemen lazım. Yani derslere gitmen lazım. Anladın mı? Eski antivirüs, Abdülhamit'ten kalma antivirüsü koyarsan tabii ki şu andaki virüsleri mukabele edemez. Anne babadan iman kalmış, ana babandan bilgi kalmış, onunla yetiniyorsun. Onunla o yetinir mi? Güncellemen gerekiyor, yenilemen gerekiyor. Yani kendine yatırım gerekiyor. Anladık mı?
Kitap okumak lazım. İki tane satırım kaldı, bitiriyorum. Şeytan, sistemi tanırsan, gene sistemdeyim, son şey, yok, son iki tane. Sistemi tanırsan doğru bilgiyi de tanırsın. Sistemi tanırsan, şu sistemi tanırsan, doğru bilgi ne olduğunu da tanırsın. Sistem nasıl? Sistem dedim. Bak sistemden konuşuyorum. Bir, kuvve-i akliye. İki, kuvve-i şehviye. Üç, kuvve-i gadabiye. Bu sistemin yazılımıdır. İnsan denilen sistemin yazılımı bu. Bu temel üç veriyle gidiyor. Bunun vasatı, bunları vasata getirmen lazım. Bu her birisi kuvve-i akliye, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiyenin de ifratı, tefriti, vasatı var. Yani aşırısı, klimalarda üç mod var ya, bir, iki, üç. Üçü aşırısı, biri ölüsü, ortası, ikisi iyi. Ha, bu duyguların da kuvvelerin, kuvvettir, duygu da değil. Kuvve, enerjidir. Bu kesinlikle yakıp yıkar. Bu bilgi değil. Ustad ilim demiyor. Yani ilmi akliye, ilmi şeheviye, hayali şeheviye demiyor. Tasavvur şeheviye. Kuva diyor, kuvve. Kuvve-i şeheviye. Yani güç. Üç tane güç var bizde, güç. Üzerine döndürürse savaş olur, kendini bitirirsin. Böyle bir hasta görmüştüm ya. Adapazarı'nda ziyaret etmiştim, İstanbul'dan gittim. Vücut, acayip bir şey, Allah kimseye maşa vermesin. Milyonda bir kişi de oluyormuş. Şu deri var ya deri. Deriyi tanımıyor vücut, yazılımı bozulmuş. Bu deriyi düşman kabul ediyor. Savaş açmış, deriye atıyor. Adamın derisini atıyor. Deriyi kabul etmiyor. Bu deriyi düşman kabul ediyor. Her tarafı dökülüyor böyle. Etler acayip. Böyle bir hastalık. Yani bu güç kendisine dönmüş. Harici dönseydi mikroba karşı savaşacaktı. Mikrop içeriği, yazılımı, beyni çözmüş. Yazılıma demiş ki deri senin düşmanın. O da onu öyle zannetmiş. Arkadaşlar kuvve-i akliye, yani ilmi akliye demiyor. Potansiyel akliye demiyor. Depoyu akliye demiyor. Kuva yani enerjidir. Enerji, güç. Hani şu bak. Sporcu geldi şimdi. Evet, elini bir vurdu. Eli kırıldı. Ama şimdi geldi. Mermerin yanına konsantre oldu. Onunla alakalı bir sporcuyu hayal etti. Kendini bu böyle vuruyor, kırıyor falan. Konsantre oldu. Evet diye bu sefer bunu kırıyor. O güç neredeydi şimdi? İşte düşünce ile ruhta bunu çıkartmadık. Ha, bu kuva işte. Bu güç bu. Yani tefekkürle ruhta uyumuş olan potansiyel enerjiyi tefekkürle veya spor lisanıyla konsantre, uzak doğu manasıyla yoga dediklerini İslam'dan almışlar. Yani tefekkürle batındakini çıkartmak, ondan sonra kırıyoruz. Konsantre. Anladın mı? Bu kuva, üç tane enerji var. Bunlar enerji, sen uyandırmıyorsun. Var bu. Harici döndürmenin yolu üç tane kuvvet. Şehviye kuvveti, aklı kuvveti, kuvvettir, enerjidir. Gadab kuvveti. İnsan. Sadece tefekkürle mi çıkıyor abi? Tefekkürle. Yani vasata getirebilirsin. O zaman sıratı müstakim olacak. Tabii. Yani doğru yaşayacaksın. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapınca bu budur. Böyle çalışıyor. Bunu bilmezse doğru bilginin doğru olduğunu nereden bileceksin? Yani bunu bilmiyorsun. Hangi bilginin nerede olduğunu mesela diyelim ki ya bu senin için çok iyidir. Nereden biliyorsun? Sistemi tanırsan bilginin doğru ve yanlış olduğunu o zaman bilirsin. Yoksa bilgiyle ya şu malzemeyle sistemi tanıyamazsınız. Bak, malzemeyle bilginin doğru mu yanlış mı bilemezsin. Sistemi bildikten sonra bu bilginin doğru ve yanlışını bilirsin. Anladık? Yani insan kendini tanıyacak. Kendini tanıyacak.
Kendini tanımadan hiç şansın yok bu dünyada yaşama. Kah gelir koluna, hadi bir şey içelim. Kah bir esrar içelim. Kah şu televizyona gidelim. Kah bir maç var. Kah kadın kız var. Kah şöhret var. Kah bilmem üniversite bahanesiyle anne babayı terk, çoğu gençler kızlar, daha çok kızlarda oluyor. Üniversite bahanesiyle anne babasını terk etme ihtiyacından ders çalışıp yeter ki İstanbul'u falan şurayı burayı terk edip Anadolu bir şehrinde istediğim havayı vurayım, istediğim yerde kalayım diye, tamam mı? Bunlar hep bu sistemi tanımamaktan geliyor. Kuvve-i şehriye mesela. İstikamet budur. İstikamet de ruhun cennetidir. Yani nasıl yapacağız? Sadık olacağız. Dendiği gibi hareket edeceğiz. Sadakat istikameti doğurur. İstikamet hidayeti doğurur. Hidayet de ruhun cennetidir. Ruhun cennette olur. Son şey, vücudumuzdaki su, hava ve nur unsurlarını itidale getirmek. Su, kan, göz, burun, şehvi. Yani vücuttaki sıvılar nedir? Onları kontrol etmek. Sıvı, vücuttaki su ne isim geliyordu? Firavunu. Firavun. Firavunu kim durduruyor? Musa. Veya suyu simgeler Nuh. Bir tane suyun altından geçti, bir tane suyun üzerinde. Nuh üstten geçti. Ha, vücudun %76'sı sudur. Cinselliktir, burun suyudur, gözdür vesaire. Ve kan. Suyla alakalı şey, duygular ancak Musa meşreple olur. Yani sünnet-i seni uyacaksın. Musa şeriattır. Yani sünnete uyacaksın. O zaman su unsuru dengelenir. Tamam, sünnet-i seni uyacağız. Peki, alttan ve üstten olmasının bir hikmeti var mı? Var. Bir tanesi Nuh, bir tanesi Musa. Şimdi girmeyelim. Hava, havayı kontrol edemezsen havanı alırsın. Tamam mı? Ya tamam. Hava nedir o? Şimdi dimadır. İbrahim ve İbrahim'i bir meşrep ve İsa'dır. Halet de diyebilir misin? He? Halet de diyebilir misin? Halet diyebilir. Adem de diyebilirsin. Bak, Adem'e hava şey yaptı. Havasını aldı Adem Aleyhisselam. Hava. Tamam mı? Heva, hava. Şimdi dima. Su, bedendeki su unsuru. Yani hisler. Şeriatla, yani sünnet-i seniyle dengelersin. Karşılığı o. Aklı. Hava. Ateş olur burası. Burası Nemrut'un ateşi. İbrahim'e attı. Yani duygular geldi. Ben geldim. Oo, kendimi kötü hissediyorum, iyi hissetmiyorum. Kuyuya atıldım. İbrahim'i bir meşrep olacaksın, ateş yakmasın. İbrahim'i meşrep nedir? İbrahimleşmek için. Söyle. Tefekkür ve şefkat. Aferin. Tefekkür ve şefkat. Salih. Tefekkür ve şefkattan yükselirsek Nemrut'un ateşi yakamaz. Tamam? Kendimi kötü hissediyorum. Tefekkür ve şefkat. Yani o yedi tabakayı da bununla mı geçiyor insan? Evet. Şu yedi tabakayı bloke ediyorsun. Hı. Tefekkür. Şu anda tefekkür yapıyorsanız niye böyle dinliyorsunuz? Da böyle? Ah, o. Nur enfustur. Batındır. Yani kalbine ve ruhuna yatırımlar yapmak. Peki. İkiler. Ruh beden ilişkisini sıhhatli olabilmesi için bedenin sıhhati olan yedi kebairi terk etmek. Şimdi bitti de ruh beden ilişkisini idrak et. Ruhun rahat etmesi için bedeni de cismini rahat ettirmen lazım. Hareket edeceksin. Eyüp Aleyhisselam demiş ki Cenab-ı Hak, ya Eyüp, depren. Oturarak ye ye ye.
atamıyorsun. Bu sefer enerjiye dönüşüyor, kötü düşünceler geliyor sana. O yediğin şeyleri asansöre binmeyeceksin. Her gün bir yürüyeceksin, bir hareket yapacaksın, bir yeri süpüreceksin. Yani onu bir boşaltacaksın, yürüyüş yapacaksın. Bir şey, o enerjiyi boşaltamasan ya hanımına, ya çocuğuna, ya şuna, ya buna atamadın, kendine dönüyor. O enerji atılması lazım. Tamam. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.